Tarhan. Bir şey soracağım sana ama gerçekten. Canını acıtırsa cevap vermek zorunda değilsin. Sor. Sor tabii. Sen baban öldüğünde ne hissettin? Böyle dizlerin üstüne çökmüştü. Dizi acıdı dedim. Yan devrilmişti. Omzu acıdı dedim. Kıpırdayamadım ben de. Öyle kala kalmıştım. Sanki benim de böyle dizlerim acımıştı. Omzum acımıştı. Çocuksun tabii. Ama hiç babamın öleceği aklıma gelmezdi yani. Hangi çocuğun gelir ki? Değil mi? Ama annesi için düşünür, üzülür yani. Onun öleceğinden korkar. Ama babası için düşünmez. Babası ölmez çünkü o babadır. Babalar güçlüdür. Aynıymış. Aynıymışız yani. Bir sıkıntı yok. O kadar neşeliydi ki. Şarkısı, türküsü eksik olmazdı ağzından. Kızımı da tam kızardım. Üf. Ama üzülürdü sonra, acaba karşımdakini kırdım mı, döktüm mü? Bir gün bir geldi eve. Yeni polis o zaman. Gençten bir çocuğu. Hırsızlıktan almışlar içeri. Sorguya çekmişler, her neyse. Salıvermişler sonra, bunun aklı kalmış. Gitmiş bulmuş çocuğu çıkışta. Almış götürmüş, yedirmiş, içirmiş. Sonra da karakolun hemen karşısında eskiden berber vardı. O berberde de çırak arıyorlarmış. Gitmiş oraya yerleştirmiş çocuğu. O çocuk şimdi tabii kocaman adam oldu. Evlendi, barklandı. Bir oğlu oldu. Hala arada böyle buluşup tıraşına tavla oynuyorlardı. Özür dilerim ben. Neden? Aa, sürekli abimden bahsediyorum. Yok, dinlemek istiyorum ben. Sonra ne oldu o çocuğa? Yani büyüdü dedin ya. Teşekkür ederim. Ne çok teşekkür ediyorsun sen doktor. Sana biriktirmişim hepsini herhalde. Ne bileyim. Bir laf vardır. Bilir misin? İnsanın sevdiği öldüğü zaman ciğerinde 40 tane mum yanarmış. Sonra 40 gün içinde o mumlar teker teker söner gider. En son 40. günde son mum sönermiş. Ama böyle bir an gelir, bir koku. Bir hatıra, bir şey. O 40. mumu bir ömür yakar dururmuş. Bizim mum da galiba hep yanacak. Az daha beceremiyordun Sersem. Parayı da kaptırıyordun. Bir daha almayacaktı.
Allah'a bak. Ya plan işliyordu. Sonra adamlar parayı duyunca çark etti. Ben ne yapayım? Kaçınca bir daha değişsin Cüneyt. Ama dayı. Bak plan tuttu mu tuttu. Yiğit'in oğlunu kurtardın mı kurtardın. Çık. Emrin olur dayı. Bir gün eve bir geldi. Ağzı yüzü mosmor dağılmış. Dedim ne oldu? Abi ne yaptılar sana? Top yedim dedim açtı yüzüme. Yalan. Kavga etti. Polis ya. Söylemiyor. Kral abi. Aynen. İnsan annesi babası öldüğünde öksüz kalmıyor. Kardeşi öldüğünde öksüz kalıyormuş. Hani böyle hep birbirine çatışırsın, kavga edersin, kızarsın, küfredersin ama et tırnaktan ayrılmaz ya. Hatırlıyor musun sen? Bahçede Yiğit'le kavga ettiğiniz zaman ne demiştin? Yüzüne vurmuştu seni. Eli acıdı mı acaba demiştin. Kendini unutup onu düşünmüştün sadece. Öyle oldu. Meyhaneden çıktığım zaman da lastiklerimi patlatmıştı. Ne diyorsun? Kafam güzel eve gitmeyeyim diye tabii. Ben bunu bilmiyordum. Kaza yapmamdan falan korkuyor herhalde. İçine atar zaten o da genelde. Öyledir o. Hacım. İçinden okur yani her şeyi. Kardeş tabii okumaz. Kızacaksa o kızsın, sıkıntı yok. Hadi gel. Gel biraz dışarı çıkalım. Hadi. Üşümek ikimize de iyi gelir. Ne dersin? Olur. Hadi gel. Zıpla bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.